Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 24 Mart Pazartesi ve bir kez daha geçtiğimiz haftanın önemli teknoloji ve internet dünyası gelişmeleriyle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın en büyük olayı hiç kuşkusuz ki Twitter'a koyulan yurt çapındaki erişim engeliydi. Sosyal medyaya yönelik erişim engelleri ha başladı, ha başlayacak, Facebook kapatıldı, YouTube kapatılacak gibi haberlerden sonra en nihayetinde TİB'in çıkardığı mahkeme kararıyla Twitter'a erişim yurt genelinde engellenmiş, bu da bütün internet dünyasında hem yurt içinde hem de yurt dışında büyük yankı bulmuştu. Twitter'ın kapatılmasıyla ilgili ya da ne zaman açılacağıyla ilgili gelişmeleri ve Twitter'a nasıl erişebileceğinizi webtekno.com'da bulabilirsiniz. Geçtiğimiz hafta Türkiye'den çıkarak tüm dünyaya etkileyen bir başka haber de İbrahim Baliç'in Google Play Store'u çökertmiş olmasıydı. Daha önce Apple ve Facebook'un geliştirme bölümünü çökerten ve açıkları bularak şirketlere bildiren İbrahim Baliç, Google Play Store'a bir uygulama yükledikten sonra küresel bazda Google Play Store'un erişimini engelledi. Bu kadar büyük bir etki yaratacağını kendisinin de tahmin etmediğini söyleyen İbrahim Baliç, aynı zamanda kötü bir niyeti olmadığını, sadece şirketlere açıklarını tespit etmek için fırsat sunduğunu söyledi. Sony, LG, HTC, Samsung gibi firmaların piksel yarışı sürerken ve herkes 2K ya da 4K ekranların ne zaman geleceğini beklerken, aradan hiç ummadığımız bir firma 2K ekranlı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli bir üretici olan Oppo'nun Find 7 modeli söylentilere göre kesinlikle 2K çözünürlükle gelecek. Sizlerin de çok iyi bildiği gibi pek çok markanın amiral gemisi diyebileceğimiz üst sınıf telefonları biraz cep yakıyor. Ama özellikle geçtiğimiz yıl bu noktaya çözüm olarak sunulan General Mobile'ın Discovery modeli bu yılda kullanıcıların imdadına yetişti. General Mobile Discovery Elite hem tasarım olarak hem de donanım olarak son derece şık ve güçlü dururken fiyat konusunda da kullanıcıların yüzünü güldürüyor. Bugün de piyasaya çıkmış olan General Mobile Discovery Elite'ın incelemesi ve donanımsal özelliklerini WebTekno'da bulabilirsiniz. Telefonlarımıza gelmesini merakla beklediğimiz 2K çözünürlük dururken ve televizyonlarımıza yerleşmiş olan piksellere 4K çözünürlükle alışmaya çalışırken Japonlar konuyu bir adım daha ileri götürerek 8K çözünürlükte yayını test etmeyi başardılar. Mitsubishi Electric, Panasonic, Sharp gibi firmaların desteğiyle yola çıkan NHK, 2020'de gerçekleşecek olan Japonya Olimpiyatlarını 8K çözünürlükte vermeye hazırlanıyor. Twitter'ın kapatılmış olması sosyal medyada pek çok gülünç paylaşıma konu olurken, İzmobil işim ekibi ikinci bir Marmara İmdat Şeysi vakasıyla Twitter'ın kapatılmasını da bir oyuna konu etti. Son zamanların en çıldırtan oyunu Flappy Bird temel alınarak geliştirilen Twitter Mewitter adlı oyunda Twitter'ın kuşunu ampullerin arasından kaçırmaya çalışıyorsunuz. Twitter Mewitter adlı bu oyunu Google Play Store'dan Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Geçtiğimiz haftaya dair teknoloji ve internet dünyasının önemli gelişmelerinden derlediğimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Ben Barış Kahraman, bir başka haberde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.